Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un fiyatı belli oldu. 953 bin lira başlangıç fiyatıyla TOGG satışa çıkıyor. Peki ilk teslimat ne zaman? Ayrıntılarına bakalım. Heyecanla beklenen açıklama geldi. Türkiye'nin otomobili TOGG'un satış fiyatı ve model ismi belli oldu. Yazılmayı düşünüyor musunuz? Abi inşallah. Niyetim var. İki tane arabam var. Bak biri bu, bir tane de 2021 model arabam var. Bugün desinler, bugün veririm. TOGG'u merakla bekliyoruz. 850, 900 bandından olursa herkesin alabileceği araç olur. TOGG'un ilk modeli olan C segment elektrikli SUV modeline T10X ismi verildi. Fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. İsterse 1,5 trilyon olsun. Elin gavurun arabası binmektense benim arabam hepsinden daha iyi. Abi süper araba ya, süper. Ben gördüm. Yani kendi arabam varken ben milli servet ya. Sokakta bir gezmek nasip olacak mı bize inşallah. 953 bin. 53 bin lira uygun. Çıkıp bir görmeyi isterdik yani. Nasıl olacak, nasıl bir şey. Yerli otomobil 3 versiyonla satışa sunulacak. Fiyatı donanıma ve menziline göre değişiyor. Üst versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin lira. Çok uygun, gayet güzel yani. Tavsiye ederim herkese. Kendim de almayı düşünüyorum bir tane. Şu andaki piyasadaki araçların fiyatını baz alırsak TOGG'un da özellik olarak ben fiyatının çok cazip olduğunu düşünüyorum. C segment SUV modeline T10X adını veren TOGG aracın arkadan itişli versiyonlarında iki farklı menzil sunuyor. Her ikisi de 160 kW güce sahip. 314 km veya 523 km menzil değerleriyle alınabiliyor. Ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Turumor dijital platformu ve TOGG web sitesi üzerinden alınacak. Çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılar ön sipariş verme hakkı kazanacak. Siparişler Mart ayı sonundan itibaren teslim edilecek. Bir kere milli olması inanılmaz. Kendim yapıyormuş gibi heyecanlanıyorum. Ondan alalım diye hatta sıraya girdik bugün. Sıraya girebildik mi? Yok. Girememişiz. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG'un tanıtımı büyük heyecan uyandırmıştı. Hatta araç almayı düşünenler planlarını erteleyip gözünü TOGG'a çevirmişti. Artık yerli otomobil trafiğe çıkmak için gün sayıyor. Peki TOGG'un fiyatı nasıl karşılandı? İthal araç mı TOGG mu? Fikirler değişecek mi? Elbette TOGG yani şimdi. TOGG deriz yani çünkü kendi malımız diyelim. Eğer gelirse de kesinlikle alıp satmak isteriz. Kendi ürettiğimiz olan bir aracımızı burada sergilemeyi çok isteriz. Fiyatı duyanlar karar değiştirdi. Rota yerli ve milli otomobile çevrildi. 953 bin lira. TOGG'un fiyatı. Muhteşem. Biz şu anda bu araba 90 model. Biz bu arabaya geldik 250-300 bin lira para vereceğiz. TOGG 2023 model elektrikli. Masrafı yok, yakıtı yok. Yani muhteşem bir fiyat bence. Elimizdeki araçları satıp hep TOGG yapacağız. Ailece TOGG bineceğiz bundan sonra. Yani burada Avrupa arabası satacağımızı yerli masa satmayı tercih ederiz. Yani TOGG sayın seyirciler aslında en başta da Gürcan Karakaş CEO'da TOGG'u bir otomobilden ziyade bir elektronik ne söyleyelim ona ne denir? Yani bir cihaz. Elektronik bir cihaz kullandığımız. Yani TOGG'un üzerinden o kadar fazla şey yapabiliyorsunuz ki sadece gaza basıp gitmek istediğiniz yere gitmiyorsunuz. TOGG'un üzerinden evinizle irtibat kurabiliyorsunuz sayın seyirciler. Dünya ile irtibat kurabiliyorsunuz. Bağlantılar yapabiliyorsunuz. Arabada bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bir otomobilden daha fazlası gerçekten TOGG. Satış fiyatı en baz modeli T10X V1 RV'de. 314 km menzil 953 bin lira. T10X V2 modeli 314 kilometre menzili var. 1055. Donanımı biraz daha fazla olduğu için sayın seyirciler 100 bin lira daha pahalı. T10X V2 RV'de menzili fazla bunun. 523 kilometre menzili var. Bunların hepsi tam bu arada elektrikli araç. Yani tam elektrikli motora sahip. 1 milyon 215 bin 523 kilometre menzili olduğu için. Ve şöyle söyleyelim, %30 daha fazla burulma direncine sahip, segmentinin en uzun aks mesafesine sahip, 30 dakikanın altında hızlı şarjla %80 doluluğa ulaşabiliyor. Yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrik ve bağlantılı platform. İşte 200 beygir güçle 7,6 saniyede 0-100'e çıkabiliyor. Böyle bir özelliği var. 400 beygir güçle 4,8 saniye altında 0-100'e çıkabiliyor. Yani bu beygir güçleri modellerine göre, donanımlarına göre de bir değişiyor.
sayın seyirciler. Farklı farklı özellikler, işte yüksek çarpışma dayanımı yine ön tarafta. 6 farklı renk seçeneği var. Pamukkale, Anadolu, Gemli, Kula, Oltu ve Kapadokya gibi. Güzel. Yani inşallah memlekete hayırlı uğurlu olur. Muadilleriyle kıyasladığımızda fiyatı çok iyi. Evet, Türkiye'de otomobil fiyatı fazla. Şimdi diyebilirsiniz ki ya nasıl, biraz önce izleyicimiz atmış ya, ya nasıl ucuz diyorsunuz. Ya 953 bin, 1 milyon falan az para mı? Çok haklısınız, çok para. Ama şu anda otomotiv piyasasının, otomobil piyasasının geldiği noktaya baktığımızda, muadillerine baktığımızda, Türkiye'deki arabaların muadillerine baktığımızda fiyatlar çok yüksek. ÖTV oranları yüksek, KDV oranları yüksek sayın seyirciler. Dolayısıyla hem ÖTV hem KDV aracın fiyatının, normal fiyatının üzerinde, dışarıdan gelen araçlar üzerine 2 kat çıkarıyor. 3 kat çıkarıyor bazı araçlarda. Yani araç normalde 400-500 bine geliyorsa yurt dışından, örnek veriyorum, bu 1,5-2 milyona satılıyor Türkiye'de. Bu vergi oranları tartışılır, eyvallah. Ama diğer muadilleriyle kıyasladığımızda tam elektrikli bir motora sahip, elektrikli bir araç 953 bin lira, tekrar ediyorum, diğer muadilleriyle kıyaslandığında uygun fiyat, uygun fiyat. Peki, Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu daha henüz fiyat ve satış açıklanmamışken söylediği sözler var, o akıllara geliyor. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin bu vizyon projesi için ya milleti kandırıyorlar demişti. Milleti kandırıyorlar, nerede fabrika, nerede araç demişti. Bir dinleyelim, sonra da aracı gösterelim burada İlker. Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için. Nerede? Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olur. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın? Kime satacaksın? Gerçekten de güçlü bir otomobil markası üreteceğimiz. Budur. Yapabilir mi Türkiye? Yapabilir. Ne lazım? Güçlü bir siyasal irade lazım. Ne lazım? Vatan sevgisi lazım. Ne lazım? Bayrak sevgisi lazım. Ne lazım? İnsan sevgisi lazım. Ne lazım? Harcadığın her kuruşun hesabını millete verme ihtiyacı lazım. Bunlar gerekli. Nerede diyor Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu? İşte burada efendim. Burada. Tok burada. Fiyatı belli, satışı belli. Tok burada. Bu da gemlik rengi, değil mi? Tabii gemlik rengi bu da. Çok güzel, en sevdiğim renk. Burada. Ne lazım diyor? İrade lazım. Şula. Efendim AK Parti 20 yıldır var. Ondan önceki 80 yılda. O irade olsaydı da yapaydı. Yapsaydı keşke. Size katılıyorum. Güçlü bir irade lazım Türkiye'ye otomobil yapabilmek için. Başarılı bir ekip lazım. Kesinlikle katılıyorum. Yapabilmek için. Doğru, haklısınız. Ama 20 yıldır AK Parti var. O AK Parti 20 yıl sonunda böyle bir irade ortaya koydu. Böyle bir ekip kurdu. Cumhurbaşkanı baba yiğit arıyorum dedi. Buldu, bulmadı, neyse. Bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Model ortaya çıktı. AK Parti 20 yıldır var diyorum ya, 20 yıldan önce 80 yılda yapılaydı bu dediğiniz irade ortaya koyulaydı da, mücadele ortaya koyulaydı da, ekip çıkarılaydı da. Yok muydu bu memlekette yapacak? Vardı tabii ki. Vardı. Niye yapılmadı? Mesele o. Niye yapamadı kimse? Niye elini taşın altına koymadı? Bu ülkenin baba yiğidi biter mi? Bitmez. Yok muydu ödenen? Vardı. Niye yapılmadı? Buna bakmak lazım. 20 yıl sonunda AK Parti öyle böyle bir şekilde çıkardı mı çıkardı. Yapamazlar diyorsunuz. Kime satacak diyorsunuz. Bakalım banttan insin, kime satılacağını göreceğiz. Ülkede herkes bu fiyatlarda hele TOG için sıraya girecek. Ki girdiler de TOG için sıraya girecekler. Daha fazla üretilsin diye müracaatlar olacak. Allah ömür verirse göreceğiz bunları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.